Hepinize merhaba. Bugün gündem ve enflasyon ve ona bağlı olarak memurların maaşları ne olacak meselesi. Şimdi enflasyon açıklandı. Bu ayki enflasyon kaç? Aylık. 64.77 olarak çıktı. Şimdi bunun belirlenmesi ee, çok önemliydi çünkü hepimiz biliyoruz ki memur maaşları bu orana göre tespit edilecek, saptanacak. O açıdan 64.77'lik enflasyon e, açıklamasını böyle değerlendirmek gerekiyor. Biz de bu akşam tarafsız bölgenin özellikle birinci bölümünde görüyoruz. E, bu konuyu yani daha doğrusu memur maaşlarını inceleyeceğiz, ele alacağız. Muhammed Bey bize yardımcı olacak. Hoş geldiniz. Elimizden geldiğiniz için hoş bulduk. Yayınlar. Melik, Abdülkadir Hoca Me da var. Evet, burada da bir merhaba abi. diyelim. Ee, Profesör Abdülkadir Develi. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Abdülkadir Hocam. Abdülkadir Hocanın sesini biz duymuyoruz. Siz duyuyor evet. musunuz? Hayır. İyi akşamlar, İyi akşamlar, ha. Bir sesle problem var hocam, onu düzeltir arkadaşlar. Şimdi diğer konuklarımıza da bir merhaba diyelim. Melik Yiğitel, Abdülkadir Selvi hoş geldiniz. Hakan Bayrakçı, hoş İsmail Kolay Dükel, geldin. Eray Güçler İyi hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Merhabalar. Efendim. Daha çok bu bölümde, birinci bölümde yani memur maaşları konusunda Abdülkadir Hoca ile Muhammed Bayram'ı dinleyeceğiz. Memur evet. emeklisi bölümü Eray Hoca'yı ilgilendiriyor zaten. Pardon? Memur emeklisi bölümü Eray Bey'i ilgilendiriyor. E, tabii zaten yani. yüzündeki <gülüyor> gülüşe <laughs> baksın abi yüzde elli zam almış bir gülüş bu. <gülüyor> <gülüyor> Ama biz ikinci bölüme hazırlandık. <laughs> evet, evet. Bir, evet. Sade, bir sade memur emeklisi olarak konuya nasıl yaklaşıyorsunuz? Yani yüzde altmış beş zamla yüzde elli zam almış. Enflasyona yüzde elli mutlu Hı. musunuz? Abi yıl ortalaması elli Allah'a şükür yani yarı yarı açmış. <laughs> Yetmez Başlayalım mı evet. Onur? <laughs> Yetmez ama evet. Sen sen de kulağıma ma mavra yapmamızı tetikleyecek şeyler fısıldıyorsun abi. <laughs> evet. Yok işte stüdyoda en fazla emekli maaş alan kimdir acaba falan diye böyle Mavra'yı kışkırtan <laughs> 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 Abdülkadir abi. Bayrakçı, bayrakçı. Yok. Bayrakçı stüdyoda bu açıdan lik <laughs> üstü bir yerde yani onu. Tabii o premier. Premier, evet. Yani. Premier Ligi. Ya, Emekli böyle... olmadım da onun için. Daha, daha, bir daha Buyurun. Bir abi, abi, Emekli buyurun. olmaya ihtiyaç duymamış. Abi lütfen, manşet bu. Adam emeklilikte <laughs> bile yaşa abi takılmıyor canım. abi. Emekli <laughs> olmaya güzel ihtiyaç duymuyor abi Adam emeklilikte bile yaşa takılmıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> o kadar genç ki. <laughs> Hepimiz takılıyoruz yaşa. Yani. Vallahi. Peki, Var mı bir e, memur maaşları işte şöyle olacak, böyle olacak diyen bir grafiğin falan var mı? Ver, ver. Niye vermiyorsun? Gelsin, gel. En düşük memur maaşı 30 bin mi oldu? Ya Muhammed Bey sizden bir şey rica edeceğim. Buyurun lütfen. Evet. Melik sen de gel abi. Gel, buyurun. Ben alayım istersen. Bak bir şey söyleyeceğim. Bizi izleyen memurlarımız... Ya benim maaşım nasıl olacak sorusunu basit, anlaşılır, böyle güzel, ilgi çekici hale getirerek anlatır mısınız? Buyurun efendim. Tabii. Sahne sizin. Yani teknik terim az kullanın demek. Bir Tabii. Kere, teknik terimlerden zaman, arındırın, evet. basitleştirin. Melik sen uzun konuşuyorsun daha kısa konu. Evet hemen giriz. Sevgili <laughs> memurlar yaşadığınız %50 zam az buz değil. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> 25. Tabii Cumhurbaşkanı refah payı artışı yapmazsa. 49.25 şu. Ha, anda. bir dakika bir dakika. Şimdi sayın seyirciler bir dakika bu güzel. Bak öyle hemen hızlı geçmeyelim. Bugün bizim gazetedeki arkadaşlara dedim ki ya memurlar kaç para alacak? Hani bunu böyle güzel çizelim, bir çerçeveleyelim rakamları ortaya koyalım. Dediler ki ya tamam yapalım ama bir cumhurbaşkanı son bir dokunuş yapar. Geleneksel Gene, oldu. Artık. Geleneksel oldu. Geleneksel evet, oldu evet, orta değil. oldu artık. Ya dedim o, o son dokunuşu. Yapar yapar ondan sonra ona bakarız tekrar. Ama şu anki enflasyon açıklanmış, şu anki eldeki verilerle bir rakamsal tablo ortaya çıkarmak mümkün evet. dedim. Muhammed Bey onu diyor evet. değil mi? Refah tamam. payı dokunucu daha olmadı. Valla memur ve memur emeklisine bence dokunmaya ihtiyaç kalmadı ama yani tabii tak. Melih'in yanına geçeyim. Tabii bir önce 8.077 liralık bir seyyan enzam vardı. Onunla beraber en düşük memur maaşı 22.000 liradan 22.000 lira çıktı. Şu anda 33 bin 34 bin seviyesine çıkacak. 150'lik bir artışla. 34, 25. Burada memur ve memur emekleri, SSK, Bağkur emekleri diğer gruptan ayrılıyor asgari ücretlerden özel sektörden. Bu sene %49'u bir zam gördü asgari ücretli? Olması gereken enflasyon oranına göre daha düşüktü. Çünkü 6 aylık enflasyon farkı %37.57 çıktı. Ama asgari ücretli yılda bir defa alınacak. Eğer jeopolitik bir risk olmazsa, majör bir durum olmazsa. Olağanüstü bir gelişme yaşanmazsa. Olağanüstü bir yaşanmaz. gelişme olmazsa. Mayıs'ta tabii pik yapacak bir enflasyon var. Ama memura memur emekli. Yani o olağanüstüden kastımız da işte savaş, pandemiydi böyle oldu. yani sıra dışı bir şeyden bahsediyor. Evet. Hı. Ama memurlar ve diğer emekliler yılda iki defa zam alıyor. Yani burada Ocak'ta alacaklar, Temmuz'da bir defa bir da daha, alacaklar. alacaklar. Burada ayrılması gereken nokta şu yine. SSK Bağkur emekleri kanunen enflasyon farkı kadarlık bir artış alır. Ben memurum maaşıma yüzde 49 zam mı geldi şimdi? Evet. 49.25. 49. 49. Bu rakamlar buna göre mi? Evet. Evet. Yani o zaman he burada hesa hesap problemi yok. Herkes yok. maaşına yüzde 49.25 zam yaptığı zaman memur. Evet. alacağı maaşı buluyor değil mi? Ama tabii Cumhurbaşkanı Refah Payı artış beklentisi de. Mesela <laughs> 30 bin alıyorsanız. Peki Refah Payı artış beklentisi ne kadar yapışın. olarak düşünüyor? Onun için ne tahmin? Bir dakika Melih. Abi orada gönülden, Eray Bey, gönülden, gönülden ne koparsa or, orada şey yok, reformül yok. Eray Bey bir daha söyleyin hiç anlaşılmadı. İsmail Bey de bir daha söylesin. Buyurun. Peki burada tabii geleneksel hale gelen Sayın Cumhurbaşkanımızın hani bu şeylerin üzerine bir dokunuşu var. Evet. Bu önemli. Genellikle de hani hem işçilerin hem de memurların çalışanların lehine bir düzenleme oluyor bu. Bu mesela o eski teamülleri düşünecek olursak bu dokunuş hangi aralıkta olabilir? Geçen sene ne oldu ondan önce? Tamamlıyordu. Yani Burada aslında 30, 30, en çok beklenen içerisinde olan SSK Bağkur emeklileri. Çünkü onlar hak ettiği %37.57. Ama memur ve memur emeklileri %49'luk bir zam alacak. Yani 12 puanlık bir fark var şu an aralarında. O fark nereden kaynaklanıyor? Toplu sözleşme zammı farkından. Toplu sözleşme farkı. Çünkü devlet diyor ki toplu sözleşmede Artı %15 farkı. şu anda olacak 2024'te. Enflasyon 14 çıkarsa bile ben sana 15 vereceğim diyor devlet. Aynen. Bir dakika. Memurlara... Melik, Cumhurbaşkanı'nın o son dokunuşu net ve kesin ve belki bu sene yapmaz. Yok ben zaten memur ve memur emeklisine bir dokunuş yapabileceğine pek ihtimal vermiyorum. Zaten yüksek çıktı. 50 Özür yani. dilerim. Bir %50 daha. 50 ciddi bir rakam bir, ve bir, Temmuz'da bir... bir daha. Peki pardon. Bak bu noktada bir şey söyleyeyim. Müsaade edin. Memurun rakamı bayağı tatmin edici. Ama Cumhurbaşkanının Emekli memura bir dokunuş yapmasını beklerler. Söyleyeyim. Şöyle e, yani emekli memurlarda oranlar çok farklı tabii. Yo, memur emeklisi 49 yıllık. Onlar da aynı zamma alıyor zaten. Ama işçi SSK emeklisi. Ve SSK, SSK Bağkur. İşçi ve Bağkur. Emeklisi. Tamam da o da tamam ama zaten gerideler. Evet. Bir ekstra dokunuş. Yok e, katılıyorum şimdi şöyle işçi ve Bağkur emekli Bu 7500 meselesi var ya abi. O zaten SSK Bağkur emeklilerinde var o problem onun çözülmesi gerekiyor bir. Yani o 7 kök maaş dediğimiz şeye dokunamazsa o 30, 37 çok bir şey ifade etmeyecek. Bir ona dokunması lazım. Ona dokunmanın ne, şekli de şu evet. ya o kökteki hesaplamayı düzeltecek ya da bir seyyanın zamla düzeltip üzerine koyması Peki, lazım. Mesela 49, Ama bunlarda o problem yok. 49.25'i 49.25'i 50'ye tamamlayabilir mi? olabiliyor. Yani Abdülkadir Selvi. Çok ben yani ihtiyaç abi, memur var mı? emeklilerine zaten geçen yıl Temmuz ayında da iyi bir zam yapılmıştı. Sorun SSK ve bağ Onlar geçen yıl Temmuz ayında da Hakan abinin dediği gibi geri kalmışlardı. Ha ben şimdi de evet tamam ona itiraz yok. Şimdi diğerleri Doğru. %49 alırken onlara %37 olacak iyice mağduriyet. Az. Yani şu ben arkadaşlar hani geri kaldılar iyice Hakan gerek. Hakan Bayrakçı, evet. emeklili Pardon. maaşları konulu bir bölümümüz var zaten. O Peki. onları orada konuşalım. Tamam. Yani o tamam. gerçekten önemli çünkü en yüksek ve maaş alan memur emeklisinin durumuna falan bakmamız lazım. Anladım. Bağkur emeklisinin durumuna bakmamız tamam, lazım. Varsa tamam. 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 Şimdi <laughs> memurlarımızın aldıkları, alacakları maaş şu anki verilerle tablo nedir? Muhammed Bey bize biraz anlatır mısınız? Evet şu anda şube müdürüse eğer, üniversite mezunuysa, birin 4 derecesindeyse 32.451 lira alıyordu. Şu anda 49.867 lira alacak son halde. %50 ya, zam alıyor yani. Evet. Aşağı yukarı zam alıyor. Peki Muhammed Bey bir şey soracağım. Bu sadece çıplak şey mi giydirilmiş yani eş, okuyan çocuk falan onlar buna onlar dahil hariç. değil. harici hariç. De hariç. Hali. Tamam. Ben de mi? Anladım. Bunlar en düşük aile veya çocuk yardımı olmaksızın alabilecekleri Anladım. bekar bir kişinin aldığı maaş. Tamam. Şube Şimdi... müdürü, üniversite mezunu ee, 32.451 lira alırken 49.867 lira alacak. Bu aile yardımıyla falan 50'yi geçecek zaten. Tamam. Geçtiğimiz dönemde toplu çalışma zammından dolayı memuriyet yapanlarda, aynı iş yerine çalışanlarda bir dengesizlik vardı. Yani bir hizmetliyle bir şube müdürlüğüne daire başkanının maaşları yakınsamıştı. Bu zamla beraber onlar düzenlenmiş oldu ve oturmuş oldu artık. Evet. Çünkü hmm. memurlar. Deli böyle de ondan sonra en son soralım. Bunu hatırlatmadan. Memurlar şey üniversite mezunu. Olur mu Onur? 9'un biri derecesinde 22.938 ki bu en düşük memur maaşı. Bu en düşük müdür? Tabii evet. en düşük. 34.235 lira. Peki Olacak. şöyle diyebilir miyiz başlık? Söyle. Evet. En düşük memur maaşı artık 34.235 diyebilir miyiz? Lise mi? mezunuysa 31.000 civarında. 3700 mü öyle bir şey? Üniversite, üniversite mezunu için bu. Bu KPSS A ile girenler. KPSS B lise mezunları da diğer KPSS'den giriyor. Onlar biraz daha düşük alıyor. 30, Şu 10 anda en düşük çıktı. memur maaşı ne? Net 22 bin lira cebine giren. Şu anda. Lise mezununu soruyor. Şu anda Zamla lise birlikte. mezunu. zamla birlikte de işte yüzde 49 artış olacak. 30 lira e yakın civarı. 30 lira e yakın. 49 ekleyeceğiz. 34'ü nereden buldunuz o zaman? Üniversite, üniversite mezunu. Üniversite, bu üniversite lise mezunu. Lise mezun olursa 32. Üniversite mezunu olduğu için 34. Evet, alalım. Tamam mı Onur? En düşük memur maaşı belli oldu. İstiyorsan bir yere yaz. Yani onu <laughs> o en son koyarız. Evet devam edelim. Bir diğeri uzman öğretmen. Birin dördü derecesinde 29.538 lira alırken 44.000 seviyesine çıkacak. Tabii öğretmenlerimizin burada ek ders ücretleri hariç. Onlar Abi ek o ders ücretleri hariç. Yine öğretmenler birin dördü derecesinde 26.654 lira alırken 39.780 lira alacaklar. Çok fark yok orada. Evet. Evet. Uzman öğretmen farkı alıyor sadece. Yani aşağı yukarı bir öğretmen eğer uzman değilse 40 bin lira maaş evet. alacak. Bir mi? de memurlarımıza çok önemli bir düzenleme de yapıldı. 3600 ek gösterge hem maaşlara yansıdı hem de emekli olan memurların da emekli ikramiyelerine yansıdı. Doğru. Başkomiser 3'ün birindeyse eğer 32.626 lira alıyorken 48.920 lira olacak bu maaşlarla. Bir diğeri polis memuru 8'in 1 derecesi 29.525 lira alırken 44.292 lira alacak. Bir diğeri uzman doktor. birin dördü. 54.959 lira alırken 82.000 lira gibi bir seviye çıkacak. Uzman doktor. Uzman doktor 82.000 lira alacak. Evet. Peki var Maaşlar mı bu? güzel olmuş. Ben Bak. beğendim de. Tabii. Silahlı kuvvetler mensuplarının şeyi maaşı. Devam edebilir miyiz? İkinci bir tablomuz var. En sonunda soru istersen şeyi. Silahlı kuvvetler yok mu burada? Var yok. mı silahlı kuvvetler Onur? Yok. Yok. Peki, devam edelim. Az subay, hemşireden. E Hemşire e üniversite mezunu 5'in 1'i derecesi neyse eğer 26.440 26, bin, 26 24, 40 lira alıyorken 40.179 lira alacak. Bir diğeri mühendis. Birin dördü kadro derecesinde. 33.122 lira alıyorken 50.869 lira alacak. Sen mühendisler çok şikayetçi devam et Bey. Kamudaki mühendisler. Peki bu azaldır. memnun edecek midir onu? Tabii ki 50 bin yani önemli ölçüde Tabii tatmin eder. Şöyle bir durum var. Devlet memuru olanların bir Burada bir akredasyonu var. Yani özel sektörde ne alıyor mühendisler? Devlette çalışsa ne alıyor? Devlette belli zamanlarda daha yüksek alıyorlardı. Ama şu anda özel sektör maaşları daha fazla oldu. Çünkü belli bazı meslek gruplarında bulunamadığından dolayı teknisyen gibi 50 bin lira alan vinç operatörü var. Daha fazladır belki de yani. Yine Haber yapılıyor acı. onlar. Evet doğru. Hı. Devam edelim. Teknisyen lise mezunuysa 11'in 1 derecesi giriş ücreti 23.538 lira alıyorken 35.490 lira alacaklar. Yani lise mezunu bir teknisyen bugün memur oldu, yarın işe başladı. 35.490 lira maaş alacak. Özel sektörde belli süre çalışan, yani 15 sene çalışan bir kişinin de maaşı işte buraya yakınsadı. Tabii. Yani 15 senelik çalışmayla Bak. ilk başta işe giren maaşı neredeyse yakınsadı. Profesör birin ise eğer 48.104 lira alıyorken 72.422 lira alacaklar. Araştırma görevlisi. Bence görülsün. profesörün biraz daha fazla alması lazım. Hakan. Kesinlikle. 72 olmuş değil mi? Evet. Ahmet Bey onlar çünkü çok kitap alıyorlar. Doçentler, profesörler, doktorlar. Bir de bilim insanlarımıza bilim insanlar, vereceğimiz şey değer var. de önemli yani. yani. Evet. Doktor, profesör, evet. Doktor, profesör, öğretmen. Doktor, profesör, öğretmen. Hatta mühendis. Hepsi evet. Hepsi ya gerçi hepsi hiçbirini ayırmayalım. Hemşire, hemşire çok önemli Doğru. bir iş yapıyor yani. Doğru. Ne kadar önemli bir görev. Araştırma görevlisi 7'nin 1 derecesinde 31.260 lira alıyorken 48.003 lira alacaklar. Baş bu 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 çok çok önemli Ahmet Bey. Üniversite rektörleri sürekli bize şey diyordu. Maaş araştırma görevlisinin düşükken yani seyyanen almadan önceki Berbattı maaş. Çok kötüydü. Kimse açtan olarak kalmak istemiyordu. Çok kötüydü. Yani doğru. Kişi, Bana bile çok dolduramıyorum diyor. Çok şikayet geliyordu tabii. bize de gazetecilere de. Çok kötüydü yani. Vaizler birin önünde ise 27.620 lira alıyorken 41.582 lira alacaklar. Avukatlar birin dördü devlet memuru olan avukatlar tabii. 31.562 hmm. lira alıyorken 47.820 lira alacaklar. 2024 yılı başı itibariyle. Şey bu tablo bu diyorsun. Evet. Yani değişik mesleklerden.